İstanbul'dur pazarım, hem okurum hem yazarım. O öğretmeni almazsam ateş olsun mezarım. Hak dostum, hak diyerek girerim söze. Sözümüz gelmesin dostlar nazara göze. Sabredin, geleceğiz elbet kuyruğa yüze yüze. Ferna'nın sözleri olsun kulağınıza küpe. Efendim, sürçülisan edersek affola. Hikayemiz çakma aslanla fındık faresinin hikayesidir. Fındık faresi Kıtır, ormanların kralı aslanı tuzaktan kurtardıktan sonra kendine nam salmış. Onu avlamak isteyen hayvanlar bile yanına yaklaşamaz olmuş. Ormanda, bir kenarda yaşayıp giderken bizim kurnaz tilki durur mu? Kıtır'ın evinin önüne pusu kurmuş bekliyor. Tilkiyi fark eden Kıtır çıkar ağacın tepesine. Bir de ne görsün, ormanda ortalık iyice karışmış. Kurt zavallı tavşanı avlayacakken kurda seslenmiş. Hey azgın kurt, utanmıyor musun karnında yavrusu olan tavşanı avlamaya? Kurt seslenmiş. Sen kim oluyorsun da bana kafa tutuyorsun? Duymadın mı? Aslan Kral yeni bir genelge yayınladı. Bundan sonra herkes bakacak çaresine başının. Kıtır şaşkınlıkla. Peki kral böyle yaptı da senin vicdanın kabul ediyor mu? Bir de Adalet Bakanlığı yapacaksın. Utan, utan. Kurt pişman olarak bizim Kıtır'dan ve tavşandan özür dilemiş. Doğru söylüyorsun. Kral böyle bir şey yapmazdı. Ortalık iyice karıştı ormanda. Gel bakalım şu aslan kralın otağına diyerek ikisi bir olmuşlar, çıkmışlar yola. Aslan kralın evine gelince bir de bakmışlar ki oralarda bir şeyler dönüyor. Kıtır, kurt kardeş, sen burada pusuda bekle. Ben gideyim bir bakayım gizlice otağın içine. Kıtır gizliden girer içeri. Aslanı tahtının altına saklanarak başlar dinlemeye. Aslan, değerli vezirlerim, bundan böyle güvenlik işlerini tilkiye bıraktım. Benim avlarımı akbaba yakalayacak, Adalet Bakanı timsah olacak, Karga Eğitim Bakanı olacak, domuz da benim hizmetimi görecek. Bundan böyle herkes kendi işini gücünü yapsın. Ayrıca herkes benim huzuruma sallana sallana gelmesin. Bundan sonra Kıtır'dan randevu alınacak diye söylenir dururmuş etraftakilere. Bunları duyan Kıtır kendine hakim olamayarak, delirdiniz mi siz? Tilkiden, tilkiye kümes mi verilir? Akbaba leşten başka ne getirir? Domuz gibi pis bir hayvan size nasıl hizmet eder? Aslan hiddetle, bana işi bilen değil, işi yap deyince şak diye yapacak hayvan lazım. Eski günler artık bitti. Herkes baksın başının çaresine. Bir daha huzurumda söz vermeden konuşan olursa parçalarım, herkes bilmiş olsun der. Kıtır kurdun yanına gelir. Koşar anlatır olanı biteni. Bak Kıtır kardeş, bu işte başka bir iş var. Aslan kral böyle yapmaz der kurt, işkillenir. Bence o aslan değil der. İçeride başka ne oldu bitti diye sorar Kıtır'a. Kıtır da düşünür. Aslında der, aslan hiç kükremedi. Bir de sanki bacakları cılızdı. Yahu işte demedim mi bu işte bir iş var? Gidelim bir bakalım, bu gerçekten aslan kral mı? Kıtır ve kurt yeniden iş başına gelirler.
O arada kurtun otağından çıkan kıtır otağa gider tekrardan. Bir de ne görsün? Aslan postunun altında 4 çıldız bacak. O esnada tilki posta yaklaşıp fısıldayarak, artık şu hayvanları dağıt da foyan ortadan çıkmadan saçma sapan konuşup duruyorsun. Kıtır olanları anlayınca koşar kurdun yanına. Kurt kardeş, sen haklı çıktın. Bu alçak aslan postuna bürünmüş çakaldan başkası değil. Tilki ile kafa kafaya vermişler, böyle bir oyun oynamışlar hepimize. Kurt, kıtır kardeş, acaba bu alçaklar aslan kralı nereye tıktı? Ben onu arayacağım. Sen de tilkinin etrafında bir dolan bakalım, bir şey çıkar mı? Aman diyeyim ha, dikkat et. Akşam burada tekrar buluşalım. Kurt o esnada otağdan çıkan tilkiyi görür. Sessizce takılır peşine. Varırlar bir kuyunun dibine. Tilki seslenir. Hey kral, ölmedin mi? Diye bağırır. Aslan kral çukurun dibinde. Henüz ölmedim ama buradan çıkarsam sana yaptıklarını ödeteceğim. Tilki kahkahalarla gülerken el sesini şart bir şaplakla anında kendini bulur kuyunun dibinde. Aslan kralın ayaklarının dibinde. Aslan kral kükreyerek bir pençe darbesiyle oracıkta alır tilkinin canını. Doldurur midesini onun cansız bedeniyle. Başını yukarı kaldırınca görür ki dostları kurtla kıtır. Dostlarım der, biliyordum sizin bana yardıma geleceğinizi. Beni buradan çıkarın da soralım bunları bize yapanlara. Üçü birlikte oradan doğru koşarlar otağın içine. Efendim der kurt, önce ben gireyim de konuşayım şu düzenbaz çakalla. Kabul eder aslan. Aslan postuna bürünmüş, tahta kurulup oturan çakal, kurdu görünce karşısında şaşırır. Randevu almadan huzuruma nasıl çıkarsın der. Kurt, sen kim oluyorsun da senden randevu alacakmışım? Ulan ben bu ormanın kralıyım der. Sen benim kralım falan değilsin. Düzenbaz der. Ben koskoca kralım. Seni bakanlıktan azlettiğim için benimle tartışamazsın. Git katırdan randevu al da öyle gel der. Demek timsah benim yerime atadın ha? Bir de katırdan randevu alacakmışım, öyle mi? Seni kral olarak tanımam ben. Kral bozuntusu, ayağa kalk da boyunu posunu görelim. Bu sözün üzerine sinirlenen çakal ayağa fırlayınca kıtırın gizlice ikiye ayırdığı post düşer çakalın üstünden. Çakalın asıl kimliği çıkar ortaya. Kurt, takki düştü, kel göründü. Çakal seni diyerek çakala bir pençe indirir. Çakal tahtın üzerinden yere savrulur. Aslan kralın ayağının dibine. Aslan kral ona şöyle bir darbe indirir ki cansız şekilde bedeni yere düşer.
O sırada gökyüzünde belinen Akbaba çakalın cansız bedenini kaptığı gibi uçar gider. Ya o çok güvendi, Akbaba'ya nasip olur çakalın cesedi. Ertesi gün tekrar divan kurulur. Yeniden iş bilen hayvanlar iş başına getirilir. Böylelikle hayvanlar tekrar...